iman zafiyetinin ortadan kalkması için de hocamız biliyorsunuz iman hakikatlerinin üstünde duruyor. Bediüzzaman Said Nursi de bu konuda çok fazla dikkat çekmişti inşallah. O yüzden ben bunlardan bir tanesini örnek vermek istiyorum. Kendi boyutları yaklaşık 40 santim, 45 santim olsa da bu boyutların çok üstüne çıkan... bu boyutların çok üstüne çıkan ve kendi vücuduyla orantısız kulaklara sahip olan çöl tilkisi. Çöl tilkisinin kulakları 15 santim uzunluğunda. Çok sevimli bir hayvan çünkü beyaz bir yüzü var ve krem rengi bir kürkü var. Bu kürkü olmasına rağmen biliyorsun normalde o şartlar altında onu çok sıcak tutmasına gerekir. Fakat çöle çok uygun. Çünkü kulaklarının büyük olması onu serinletiyor sürekli. Bayağı sevimli bir tipi var zaten. Şimdi inşallah resmini de göreceğiz. Ayrıca kendi boyutlarına göre çok çok da cesur bir hayvan. Hatta yaşadığı bazı ülkelerde çöl tilkisi o ismiyle cesur olan insanlara lakap olarak verilir. Onu temsil etmek için. Şimdi resimlerini görürsek eğer çok sevimli. İşte uzun kulaklı çöl tilkisi Sahel çölünde, Sina Yarımadası'nda, Arap Yarımadası'nda ve Türkiye'nin güneyinde bulunuyor. Kulaktan oluşuyor. Çölün öldürücü sıcağından dolayı bu canlı sadece gece aktif olabiliyor. 5-10 hayvandan meydana gelen gruplar oluşturuyor ve inşa ettikleri, kendi inşa ettikleri mağara sisteminde yaşıyorlar çölde. Tehlikeyi sezerlerse hemen kendini kumun için saklayabiliyor. Bayağı da uyanık bir hayvan. Küçük hayvanlarla besleniyor bu canlı. Nadir olarak da kuş da avlayabiliyor. Uzun kulaklı bu çöl tilkisinin yaşam alanında pek fazla bitki bulunmuyor. O yüzden kendi yemek sisteminde bu yok. Fakat hayvanat bahçesine bakıldığında meyveden çok hoşlandığı görülmüş normalde. Çok sevimli. Canlıların gebelikleri, evet ağzın tadını bayağı biliyor, bayağı uyanık bir şey. Gebelikleri 50 gün sürüyor ve 2 veya 4 yavru genelde yavruluyorlar. Yavrular doğduğu andan itibaren erkek çöl tilkisi onlara karşı çok korumacı ve karşı tarafa karşı çok cesurca davranıyor. Bir anda tavrı değişiyor yani onlara karşı bir anda korumacı bir tavır geliştiriyor. Bu sevimli hayvan bir anda eğer tehdit hissederse bayağı saldırgan bir canlıya dönüşüyor. Yani bayağı, o konuda da bayağı sevimli çünkü tipinde hiç beklenmiyor aslında. Ve bir yıl kadar bakıyorlar canlarını bu hayvanlar. Mesela yavrusunu tanıyor ona bir yıl boyunca bakıyor ama başka bir hayvan olduğunu ona bakmıyor. Bu da Allah'ın ilhamıyla oluyor. Allah onları öyle yaratmış. Ve çok güzel bir zenginlik Allah'ın yarattığı maşallah. Maşallah. Şimdi